Hatay Valisi Ercan Topaca, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'ye veda ziyaretinde bulundu. Hatay Valisi Ercan Topaca'yı çiçekle karşılayan Başkan Kimyeci'ye, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de eşlik etti. Belediyesiyle hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her şeyde böyle çok yakın bir samimi diyalog, işbirliği, güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Birçok çalışmamızı da sanki burada tek belediye varmış gibi Antakya Belediyesi'yle de yaptık onu diyorum. Bu tabii sizin nezaketiniz, devlet anlayışınız, ekibinizin çalışkanlığı arkadaşlar. Güzel bir dönem oldu. Kentimize hizmet etmeye çalıştık siz de, biz de. Kentimizin huzurunu, asayişini, güvenliğini sağlamaya çalıştık. Allah'a şükür 2 yıllık dönem içerisinde de böyle kayda değer bir olay olmadı. Ufak kritikte bu adi olaylar sorun değil. Ama genel olarak şehrimiz hakikaten gece gündüz 24 saat huzurlu, rahat, Türkiye'de ender görülecek bu büyüklükteki şehirlerde hiçbir problemin olmadığı bir kent. Bunun sağlanmasında tabii sizlerin de çok büyük emeği var. Öncelikle ben size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Valilik olarak bizim her işimize koştuk. Bura tabii Antakya Belediyesi biraz daha eski köklü bir belediye. Buranın esas sahibi Antakya Belediyesi. Diğerleri çocuğu Antakya Belediyesi. Böyle bakıyorum. Çünkü Defne falan daha yeni. Kurumsallığı şeyi tam oturmamış. Belde Belediyesi şeyinden anlayışıyla peki bizim de bakışımız biraz öyle gibi. Bir sorun olunca Antakya Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi. Ama daha çok Antakya Belediyesi. Çok güzel işbirliği oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. Başarılarınız işte kentsel dönüşümde diğer altyapı, üst yapı hizmetleriyle bu kentin marka değeri çok yüksek. Ama yoluna sokağına baktığınız zaman marka değeri biraz düşüyor. Mutlaka bu şuna benziyor. Eski bir aracı modifiye edersiniz. Bu kentin bir modifiye ihtiyacı var. Sağlam bir altyapısı var. Kültürel bir zenginliği var. Çok binlerce yıllık derinliği var. Öyle bir şeydi. Çok daha böyle albenisi yüksek olması lazım. Albeniyi sağlama konusunda biraz eksiğimiz var kentte. İnşallah onu siz sağlayacaksınız. Kentsel dönüşümü ben çok önemsiyorum. Siz aşağı yukarı en hızlı sinki gidiyor. Gördüğünüz evet, kadarıyla. İnşallah o yapıldıktan sonra çok daha şehrin değiştiğini göreceksiniz. Kentsel dönüşüme girmeyen yerlerinde ya başkanım bize de kentsel dönüşüm yapalım dediklerini göreceksiniz. İnşallah onu böyle sorunsuz başlatır, başarılı bir şekilde sonuçlandırır. Hatay'a örnek bir sonuçla karşılaşacağız. Çünkü en çok kentsel dönüşüm ihtiyacı da bence Antakya. Çünkü İskenderun biraz daha yeni şehir. Öbür işte Kırıkan, yeni yapılaşan, gelişen şehir. Samandağ'da biraz daha ihtiyaç var. Üst üste yoğunlaşmış bir şehir. Dolayısıyla sizin kentsel dönüşümdeki başarınız tüm Hatay'daki belediyelere örnek olacaktır. Ama dikkatli adımlarla, doğru adımlarla kısa sürede sonuç alacak bir kentsel dönüşümde yani yapacağınıza yürekten inanıyorum. O sonucunu da merak ediyorum. Takip edeceğim tabii. Uzaktan biz ayrıldığımız kentleri bırakmayız. Ben bir kez daha sizin şahsınızda arkadaşlarımız, çalışanlar,
herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Rabbim sizin de yolunuzu açık etsin. Rahatınızı açık etsin. Allah yar ve yar. Sayınlar, teşekkürlerimizden dolayı şahsım ve teşekkürlerim adına, milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Antakya Belediyesi tabii son süreçte ilk kez ilçe belediyesi olarak Büyükşehir kapsamında görev alan bir belediye. Bizim en büyük şansımız sizin gibi bir devlet adamına, bir valimizle çalışmak. Aynı zamanda yerel yönetimlerle ilgili kanunun hazırlanmasındaki ekipte yer alan ve bu uygulamaları hiç bilmeyen, daha önce böyle bir çalışma içerisinde olmayan Hatay'ımızda o güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Bütün ilçe belediyelerine, büyükşehirlere hangi faaliyetler nasıl yapılması gerektiği hususunda açmaza düşülen, ikilemde kalan hususlarda her zaman bizlere yol gösterdiniz. Ben bu konuda bütün başkanlarımız adına zaten size şükranlarımı arz ediyorum. Bizlere her zaman yeni projelerin önünü açma konusunda yol gösterdiniz. Bugüne kadar hangi vakit gelsek makamınıza zaten bizi hemen kabul buyurdunuz. Projelerimizle ilgili milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler aksamasın diye ön açıcı faaliyetlerde bulundunuz. O açıdan milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin en temel problemlerden bir tanesi kentsel dönüşümdü. Bugüne kadar şehrimizde TOKİ mantığıyla hazine arazilerinin TOKİ'ye tahsis edilmesi suretiyle faaliyetler yapıldı, toplu konutlar yapıldı. Bu kentsel dönüşüm gibi algılandı. Oysa hükümetimizin 2013'te ilimizde İskenderun'da ve Antakya'mızda iki bölge afet riski taşıyan alanların dönüşümü kapsamında programa alındı. Burada meskun bir alanda daha çok gecekondu ve çok kötü bir yapılaşmanın olduğu bu bölgede dönüşüm yapılması arzu edildi. Zaten bizim önderliğinde milletvekillerimizin, bakanımızın, hükümetimizin ilçemizin ihtiyaç duyduğu bu projeyi hızlı bir şekilde yapılması hususunda önderlik ettiniz. Sizlerin o desteğiyle bu projelerimiz hızlı bir şekilde kabul edildi. Aynı zamanda zatenizin de özel destekleriyle proje denetleme yetkisi bize ilçe belediyesi olarak Türkiye'de araştırdık. Yine 14 büyükşehir kapsamında verilen tek ilçe belediyesi Antakya Belediyesi oldu. Bu konudaki desteklerinizden dolayı da milletim adına çok teşekkür ediyorum. Şu anda dördüncü son safhaya gelmiş oldu. Millet burada hak sahibi olan vatandaşlarımızda müracaat edenler oldu. Ben evet kentsel dönüşümü kabul ediyorum. Bana sunduğunuz şartları da arzu ediyorum. Şu an itibariyle 150 hak sahibi imza aşamasında herhangi bir problem kalmadı. Ancak imzasını almadık teknik olarak. Yapım yetkisini ilçe belediyesi olarak bize verilip verilmeyeceği henüz bir sonraki safha kapsamında belli olmayınca onu bekliyoruz. Eğer bakanlık bize tevdi ederse hemen ıslak imzalarını alacağız. Bakanlık kendisi yapmak arz ederse o kapsamda biz muhtemelen size verecektir. Evet, nasıl bir şekilde inşallah bitirir sizlerin de desteğiyle. O konuda epey bir mesafe alındı. Sayın Varım gene şehrimiz kalın bir şehir. Zaten bizim ilimize geldiği ilk anda bizleri başkanlar olarak davet ettiğinizde ifade buyurmuştunuz. Burası tarihi bir şehir. Tarihi Antakya'yı ayağa kaldırmak için çaba göstermemiz lazım. Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere iyi bir şekilde bırakılması hususunda bütün projeleri hızlı bir şekilde destek olacağınızı, aynı zamanda maddi imkanlar açısından da destek vereceğinizi belirtip bizleri teşvik ettiniz. Talimatlarınızla biz ilçe belediyesi olarak KUDEP birimini kurduk. Eğitimlerini tamamladık. Bakanlık makamına onaya gönderdik. Onayını takip ilçe belediyesi olarak KUDEP birimimiz aktif hale gelmiş olacak. İmza yetkisi olacak. Çok önemli bir şey. Evet. Onu bir takip bize talimat buyurduğunuz gibi hemen Buğday Pazarı Meydanı'nda başlattığımız kentsel restorasyon faaliyetlerini çevresinde hemen ihaleyle hem proje hem de yapım konusunu
bir program dairesinde kademe kademe bir berrak suya atılan taş misali halka halka o işlek olan gelen yerli ya da yabancı misafirlerin görebileceği aynı zamanda kültürümüzü ve her türlü farklılıklarımızı, zenginliklerimizi görerek bilebilecekleri bir güzergah oluşturma konusunda bu programı hayata geçireceğiz. Ve sizlerin bu desteğiyle Antakya'mız tarihte olduğu gibi bir cazibe merkezi haline gerçek manada gelmiş olacak. Her vesileyle, özellikle temizlik hususunda, peyzaj konularıyla ilgili insanımıza yeşil alanlara ulaştırma hususunda özellikle Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait toplamda 460 bin metrekarelik iki alan sizlerin desteğiyle bizlere tahsis edildi. Onlar üzerinde çalışıyoruz mesire alanı projelerimizi. Kısa bir zamanda devreye alacağız. Ben bütün bu projelerden dolayı bizlere gösterdiğiniz destekten, katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum Sayın Vali. Daha birçok konuda ön açıcı faaliyetlerde bulunduğumuz talimatlarımız oldu. Onlar da hızlı bir şekilde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Vali. Teşekkür ederiz.